Söylediğim gibi genizetindeki problem tedavi edilmese, orta kulak iltihaplanması önlenmezse, sinüzitteki rahatsızlık vesaire, bu faranjiti tetikler. Faranjiti tetikleyen birçok faktör var. Bakteri, virüs, mantar. Aslında faranjiti iyileştirmek çok çok kolay. Mesela ada çayı. Ada çayı faranjite karşı dünyada en etkili bitki. Fakat hangi ada çayı? Zalvia officinalis, yani şifalı ada çayı. 83 çeşit Türkiye'de ada çayı var. Sadece biri şifalıdır. Diğerleri de öyle zevk için içilebilir. Ama en etkilisi, kullanılan, bilinen, etkili olanı Zalvia officinalis. Kişi mesela bademcikleri ceviz kadar büyümüş, şişmiş, iltihaplanmış olsa, ameliyat edilmesi gerekiyor dahi olsa, ada çayının 2-3 hafta çayını içsin, ceviz kadar olan bademciği tertemiz eder, içinde hiçbir pislik bırakmaz, mikrop bırakmaz. Faranjit eğer ki iyileşmiyorsa, kronikleşmişse, bunu tetikleyen başka faktörler de var.